Merhaba Fark TV izleyicileri. Sizler için araştırmalarımız son hızıyla devam ediyor. Bugün Migros Festivali'ndeyiz. Şişli Kongre Merkezi'nde ve sektörün önce ismi Coşkun Yumurta'ya konuk olduk. Firma kurucusu Coşkun Bey yanımızda. Bakalım bize hangi değerli bilgiler aktaracak. Coşkun Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle standınız hayırlı olsun. Teşekkürler, siz sağ olun. Siz zaten marka olarak yıllardır bilinen bir markasınız. Evet. İkinci kuşak temsilcisiniz. İkinci kuşak temsilcisiniz. Buranın hizmetlerinden biraz sonra bahsedeceğiz, değineceğiz buranın faaliyetlerine ama öncelikle ben izleyicilerime sizleri tanıtmak istiyorum. Evet. Coşkun Bey kimdir ve buranın hikayesi bizlerle paylaşabilir miyim? Tabii ki de. Coşkun Demir, 1980 doğumluyum. Ardahan'ın aklı doğumluyum. Biz ilk önce üretimimizi Çorlu'da Şahbaz'da yaptık. Daha sonra Kırtacabey ile şu anda 20 tesis kurduk. 500 bin kapasite üretimimiz var. 170 bin tane de civcivhane üretimimiz var. Kendi civcivlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. 3 numaralı kafeste yetiştiricilik ve free range, cage free yumurtaları üretiyoruz. Organik yumurtayı da Ordu'da Dokap projesi adı altında sosyal sorumluluk bir projesidir. Organik yumurtayı da oradan tedarik edip Ziraat Odası Başkanlığı'nda Migros'larda, raflarda sergiliyoruz müşterilerimizle. Babamla birlikte devam ediyoruz bu işe biz. Babanızın ilk açmış olduğu firma. Evet, siz doğru. 1986 yılında daha kurulduk biz. Evet. İlk önce bakkal, market, pastane vesaire satıyorduk. Daha sonradan işte son 10 yıldır yerel ve ulusal zincirlerde hepsinde varız yani. Teknoloji ilerlemesiyle de biraz daha geniş bir ağa sahip olduk. Mecburen kendimizi ona ayak uydurmak durumundayız. Aksi takdirde geri vites yapıyoruz. Piyasaya ayak uyduramıyoruz. Elimizden geldiği kadar son teknolojiyi takip etmeye çalışıyoruz. Bütün makine teçhizatlarımızın hepsi Hollanda'dan gelmekte. Ulusallarda da, yerellerde, bütün zincir mağazalarda da varız şu anda. Özellikle İstanbul'da. Peki. Bir diğer konuda halk arasındaki spekülasyonlar, evet, yumurta ile ilgili, doğal yumurta, organik yumurta ile alakalı. Evet. Bunlarla ilgili biz sizin de fikrinizi merak ediyoruz. Doğal yumurtayı biz nasıl anlayabiliriz? Neler var bununla ilgili ince detaylar? Evet. Yani doğal yumurta aslında 3 numaralı yumurtadır. Kafeste yetiştirilmiş yumurtadır. Bu genelde Türkiye genelinde hemen hemen bütün raflarda bunlar var. Ancak 2023'ten sonra Türkiye'de Avrupa Birliği standartlarında olacak ve kafeste olacak yine yumurta ama free range yumurta olacak. Bunun için tabii ön hazırlıklarımız bizim tamamlanmış durumda. Firma olarak da bütün çalışmalarını yaptık. 2023'te buna hazır hissediyoruz kendimizi ve geçeceğiz buna biz de. Ancak organik yumurta ve serbest gezen yumurta denilen iki ürünümüz var. Bir tanesi kafesin içerisinde, yani kümesin içerisinde kafessiz yerde gezen yumurtalar. Gezen tavuk yumurtası dediklerimiz. Bunun şartnamesi de var, Tarım Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu. Onun haricinde de organik yumurta. Organik yumurtanın da şartnamesi çok ağır, çok işletmesi zor. Biz doğru yerden organik yumurtayı aldığımızı ve piyasada müşterilerimize sunduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü bunun içerisinde devlet ve Ziraat Odası Başkanlığı var. Biz sosyal sorumlulukla bu işe girdik. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Evet, Fark TV izleyicileri, Coşkun Bey, söyleşimizi bitirdik. Burada aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.